Akademi Ligi 6. haftada günün ikinci karşılaşmasına geçiyoruz. Luşin yasaklamasıyla başladık oyuna. Yani orta koridorda, büyük ölçüde orta koridorda zaten. Önceliği kaybetmek istemiyorlar. Birazdan ötürü bir koridoru oynamak istiyor gibi görünüyor FB. Bu Luşin yasaklamasıyla. Ya Luşin bir de her koridorda baskı kurabiliyor. Yanındaki desteğe bağlı alt koridorda baskı kurabiliyor. Zaten tekli koridorlarda zalim her zaman bahsediyoruz kurabileceği baskıyı. Bu arada Irelia tabii az önce ilk yasaklamayı mavi tarafta görmüştük Irelia olarak. Takımınızda Irelia oyuncusu varsa yasaklamak zorunda değilsiniz. Şeyi gördün mü? Bu aralar çok popüler. W-Max Irelia. Çünkü çok güçlendi şeyi, hasarı. Evet. Hasarı çok güçlendi böyle... Bazen kestiremiyorsun o hasarı. Minyonları falan tek atıyor full charge'ladığında. Öyle bir olayı var. Birazcık AD varsa üzerinde. Daha bak 5. seviyedeyken de değil. 4. seviyedeyken menzilli minyonlara tek atabiliyor. Hakikaten bir garip yani. O yüzden ne bileyim birçok Irelia oyuncusu. İşte şeyin videosunu gördüm. Chovy'nin videosunu gördüm mesela. Bayağı W-Max'da oynuyor. Mekan içi asıtarak diziyor. Şeyden dolayı olabilir o bu arada. Orta koridorda üzerine gidemeyeceği bir şampiyon varsa karşısında. Rahat rahat minyon biçeyim. Minyonları hızlı ittireyim. Zaten güçleniyorum kafasında bir eşya düzeni yapmış olabilir. Şöyle bir kontrol edeyim. Var mı? Ben bu arada oynadım ve çok şaşırdım zaten. O değişikliğin ayrıntılarına çok bakmamıştım oynadığımda. Bu yeni modda oynadım. Yani... Ha ulti çaldın. Evet. Yeni ulti kullandım evet. O yüzden bana bir tuhaf geldi bu arada. Kim o da W-Max'lamış. Evet. Yani W2'ye ortak gitmiş bu arada. Tam Max'lamamış. Caps'i de kontrol edeyim. Caps. Kel Caps. Kel Caps. Johnny de Caps üzerinden yemin ediyorum. WQ böyle yani 2Q verip genelde oyuncular sonra W-Max'a gitmişler biraz. Ya önce 2Q, 4. seviyede de Q verip sonra full W. Yani şu an açtığım iki kişi de öyle bir durum var. Bir de Nuguri'ye bakalım. Nuguri de şampiyonları sever biliyorsun. Bu arada Diana geldi tabii. Hala Diana çok kuvvetli Diana. Yani iki tane çok kuvvetli şampiyon aslında paylaşıldı ve desteğe de Nuguri Q gitmiş. Nuguri Q. Muhtemelen. Nuguri bilmiyor galiba. Meta'yı çok takip edemiyor. Takip etmiyor evet. Ya bu eşleşmeye bağlı olarak değişebilecek bir şey bence ya. Mutlaka. İki türlü de oynanabilirmiş gibi geliyor bana. Çünkü dediğim gibi W'nun hasarı cidden çok arttı. Someday'de Q tercih etmiş mesela. Eşleşmeye bağlı olarak değişiyor olabilir. Yani kazanamayacağını düşündüğü bir eşleşmede bir birebirde W-Max'lamak bana mantıklı geliyor. Hem ittirme avantajını alabilmek için hem de rahat rahat minyon biçebilmek için. Hasar da dediğim gibi... Bir aile yüksek. Bir de gelen o işte güncellemeden sonra hem büyü hasarını kırabilmesi hem saldırı gücü hasarını kırabilmesi büyük bir avantaj. O yüzden de W-Max oynanabilir gibi geliyor. Tabii bunu göreceğiz. Özellikle yasaklanmazsa ben şampiyonluk liginde de bu hafta görebiliriz. Oynayabilecek çok fazla oyuncu olduğunu biliyorum. O yüzden bu hafta yasaklanmazsa göreceğimize eminim. Bu arada Diana tercihinden de birazcık çekinip yani bunlar artık ormana Diana'yı alabildiler. O yüzden istedikleri kadar fiziksel hasar seçebilirler düşüncesiyle Yone'yi yasakladı Sup Akademi. Ve LeBlanc yasaklaması da FB Akademi'den geliyor. Seçimlere tekrar bir göz atalım. Alt koridorda Jinx Braum ikilisine karşı Kalista Thresh izleyeceğiz. Oldukça tehlikeli bir ikili. Braum işleri biraz değiştiriyor yani. Normalde Kalista Thresh'in çoğu koridoru dümdüz etmesini bekliyorsun, kazanmasını bekliyorsun ama Braum kapı gibisi hakikaten işleri çok değiştirebilen bir yetenek. Ve onun etrafında oynamak biraz sıkıntı olabiliyor oyunculara. Diğer taraftan da güven yasaklaması geldi. Tabii Kalista'nın da bir anda meta'ya girmeye başladığını gördük. Bunda belli başlı sebepleri var tabii. Alt koridorda oynanan şampiyonlara karşı kuvvetli oluşu. Eşya tercihleri, kullanılan eşyaların Kalista ile uyumu. Bunlar bir anda meta'ya sokmaya başladı Kalista'yı. O yüzden Kalista'yı böyle her oyuncu oynayamaz. Her nişancının oynayabileceği bir şampiyon değil. Draven de öyledir mesela. Evet. Her nişancıya uymaz Kalista ve Draven gibi şampiyonlar. Ama oynayabilen oyuncuların elinde de
çok değerli bir şampiyona dönüşüyor. Tabii Draven'la biraz farklı işlevleri. İkisi de erken oyunu kazanabiliyor ama Draven oyun sonunda da çok güce sahip olabiliyor. Pozisyonunu korursa. Kalista için aynısını söylemek güç. Bu arada Tahm Kench koridor. Ve koridorda izleyeceğiz. Çok güçlü bu arada üst koridorda ya. Çok güçlü. Eskiden hatırlarsın sevgili Bartan. Riot'ta çalışan bir arkadaşımız Bartan vardı. Milyonlarca Tahm Kench'i vardı. Aynen öyle. Şimdi çok mutludur diye düşünüyorum. Çünkü çok daha kuvvetli koridorda. O kadar can yenileyebiliyor. Bayağı güçlendi bence ya. Özellikle Q'sunun can yenileyebilmesi büyük bir avantaj bence. Hı hı. Zaten koridorda, üst koridorda çoğu şampiyonu dövebiliyordu. Evet. Yani dövüşçüleri dövüyordu, tankları dövüyordu. Hala o devam ediyor. Tabii hasarı biraz daha artmış olmasına rağmen ufak tefek problemler yaşayabiliyor ama pasifine o eklenen işte hasar falan bayağı işine yarıyor. Tabii nar geldi. Biraz daha rahat edecektim menzilinden dolayı ama ya o dil yarısını yedim mi üzerine koşabiliyor Tahm Kench. Ya hem üzerine koşabiliyor hem de mesafe falan kapatabiliyor AWC, artık. Yeni W'su. Evet. Dediğin gibi mesafede kapatabiliyor rahat rahat. Bir de şöyle bir şey var. Ormancıyı da böyle biraz daha uzaktan alıp koridora getirebiliyorsun baskın için. Evet. Kendin yan koridora baskına gidebiliyorsun. Bilmiyorum teknik koridor Tahm Kench izlemesi keyifli olacak bu arada. İzleyeceğimiz isim de Nuke olduğu için ben bir aylık mutluyum. Bence bu mevsimin Akademi Ligi MVP'si Nuke. O hiç kadar net konuşacağım. Tutuşturma mı oynayacak? Öyle duruyor şu an için. Oo, bakalım. Ben bayağı merak ediyorum. Orta koridorda da Syndra Victor'da standart bir eşleşme izleyeceğiz. Evet. Gözlerimiz üst koridorda olacak gibi duruyor. Yani Nuke'tan Mundo'yu ilk değiştiğinde Nuke'tan izledik Akademi Ligi'nde. Zaten sonrasında Şampiyonluk Ligi'nde de oynandı Mundo. Çok iyi bir performans sergilemişti. Şimdi de Tahm Kench izleyeceğiz. Ben çok meraklıyım. Dediğim gibi bu sene bence şu ana kadar üst ligde oynamış oyuncuları saymıyorum daha öncesinde. Uzun süre tecrübesi olan Luana gibi oyuncuları saymıyorum. Hı-hı. Nuke Akademi Ligi'nin bu mevsim özelinde yıldız gibi duruyor. Bakalım bu oyunda da oldukça enteresan bir şampiyon tercih etti. Bakalım bu eşleşmede ne yapacak? Günün ikinci karşılaşmasına geçiyoruz. Günün ikinci karşılaşmasına geçiyoruz. Yine oldukça heyecanlı mücadele bizi bekliyor. Alt koridorda Jinx Braum'a karşı Kalista Thresh ikilisi. Ama üst koridorda Nara karşı Tahm Kench eşleşmesi. Tutuşturup orada değiştirmiş sıçrayla. Evet. Muhtemelen en son Nocturne oynadı. Emin değilim öyle hatırlıyorum. Nocturne karşılaşması oldu diye hatırlıyorum. Oradan kaldı muhtemelen o tutuştur. Koridor Tahm Kench izleyeceğiz. Tahm Kench'i bu arada değiştiğinden beri ikinci kez izliyor olacağız. Geçtiğimiz hafta oynanmıştı ilk defa Absolute tarafından. Bakalım yani ne yapabilecek, baskı kurabilecek mi? Bunların hepsi bir soru işareti bizim için. Milyonlar harekete geçti. Çünkü çok fazla da görmedim açıkçası değiştikten sonra ben. Oyunlarda da görmedim. Evet. Eskiden yine ara ara görüyordum Tahm Kench'i üst koridorda. Ama hala kuvvetli olduğunu biliyorum birebir de. 361 Efe orada görüldü. 361 Efe'yi gördüler. Buradan başladığını biliyorlar. Haberi geldi. Ormanı acaba ikiye bölmeyi düşünür mü? İster mi? Bu konuda emin değilim. İki oyuncu da kendi kırmızısından başlıyor olacak. Çok hızlı bir şekilde dönecekler ormanı. Diana tabii ki bir tık daha avantajlı. Diana çok hızlanıyor. Hı hı. Yani bir noktadan sonra çok hızlanıyor orman kampı temizlerken. O yüzden dediğin gibi biraz daha avantajlı. Viego özellikle koridor için aldığı dengelemeden sonra koridorda oynaması biraz zorlaştı. Hem minyon dalgalarını ittirme konusunda sıkıntı yaşayabiliyor hem can yenileme konusunda problem yaşayabiliyor. Koridorda kalması zorlaştı. O yüzden biraz daha ormanda görmeye başladık evet. Onda. Son yamalarda. Ama hala koridora esnetebiliyorsunuz çok isterseniz. Güzel bölüm cezası dürtmek için tabii bu. Bayağı da bir dürttüler. Tabii Ryup ve Carry de geçtiğimiz mevsim bence alt koridor ikilisi olarak en iyi gözüken ikilisiydi. Bu mevsim benim beklentim çok daha fazlaydı onlardan açıkçası. Ama beklentimin şu ana kadar altında kaldıklarını söylesem yanlış olmaz diye düşünüyorum.
Galatasaray alt koridor ikilisi olarak çok daha iyi iş başarıyorlardı açıkçası. Orta koridorda tabii erken seviyelerde Victor'un Sindra'nın itilmesine cevap vermesi çok kolay değil. Hasarında da cevap vermesi çok kolay değil. Yalnız buraya arkadan yaklaşan bir Rilec var ve güzel bir noktadan ilerliyor. Kunduz ama yakalayamayacak o kadar güzel bir çok ayak güzel oyunu ya. Yaptı ki Kunduz hakikaten tebrik etmek lazım. Yakalansa skoru veriyordu bu arada. Oradan çıkışı olmayacaktı. Çok da riskli ya. Hakikaten çok riskli yani. Evet. Hangi kostümmüş ya Tom Kench'in? İlk defa görüyorum. Yeni çıkmış herhalde. Hmm. Hiç Tom Kench gibi değil böyle. Alt koridora yaklaştı bu sefer Rilec. Yakalamayı başarıyor Kerry'i ama yettim çok gari, güzel ölüm cezası. Yeterli olacak mı? Güzel bir ölüm cezası dediğin gibi ama güzel bir kapı gibiyle de cevap veriyor Kerry. Paruz kuleden bayağı hasar aldı. Ya bu arada burada başka bir şampiyon çıkamazdı. Evet evet. Hakikaten evet. Başka bir şampiyon çıkamazdı burada Kerry dışında. Braum dışında. Tom Kench kostümü de Mystic Tom Kench'miş. Onun da bilgisi az önce ulaştı bana. Sorulurdun bu rakibinin üzerine. Zaten bir hava var öyle, mistik bir hava var. Hı-hı. İsminin hakkını veriyor. Ama benim en beğendiğim Chef Tom Kench var ya o. Evet, Chef Tom Kench de hakikaten çok yani güzel. Yani ismi Chef Tom Kench değil ama o konsept ol. İsim konusunda biraz sıkıntılıyım ben. İsim hafızası konusunda. Ama derdimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Yani derdini anlatacak kadar Türkçe biliyorsan gerisine gerek yok. Derdimi anlatacak kadar isim hafızam var. İsim hafızası da denmez ona, şey diyelim. Görüntü hafızası mı derler? Ama Chef Tom Kench doğru, mesela Chef Morgana da var. Yani ne onun hiçbir fikrim yok kostümün tam isminin ne olduğu ile ilgili. Bilmem ne ustası olabilir ya. Oo, bu sefer yine çok güzel bir ölüm cezası geldi. Rap'in işte şimdi başı dertte. Meydan dayağı yükleri tetiklenmiş sadece olabilir ama Rap buradan çıkamayacak. Raid biraz erken bastı ciğerini sökü ama çok da önemli değil. Ben şeyi bekledim, ciğerini sök de onu alıp Braum'un da üzerine oynayabilirler diyecektim ki ciğerini sök hasarı yetmedi. Muhtemelen bu arada kapı gibi yüzünden Rap'e gitmedi o mızraklar, o yüzden üzerinde de birikmedi. Evet. Öyle tahmin ediyorum. Üst koridorda ise Nook ve Lenum. Yenişemiyorlar şu anda. Tabii belli bir dakikadan sonra Lenum'un yapacağı eşya, Lenum'un yapacağı... Lenum dememizi istiyordu, özür dilerim. Lenum, evet. Lenum'un yapacağı eşya düzenine göre işler değişebilir burada. O da bir belki yalnız üzerine oynamayı tercih ettiğine, o da yerden çıkmasına rağmen. Ya işte bunu yapabiliyor Tom Kench. Oo, yakalayamadı yalnız Nook. Kendi sıçrasını kullandı, rakibine de sıçra kullandırttı. Yiyebilse skoru aldıracaktı evet. Bu arada. İkinci skor gelecekti Supremacy adına alt koridorda. Ya bunu yapabiliyor Tom Kench. Eski Tom Kench'te bu yakalama mekaniği olmadığı için o dil yarasının tutmasına evet. Bakıyordu biraz işler. Şimdi rahat rahat üzerine oynayabiliyor o yetenek geldikçe. Lezzet yolculuğu geldikçe. Bir kule altı isteniyor bu arada. Üst koridorda aksiyon var. Ormancılar. Orada üst koridora yakın vaziyette bekliyorlar. Tabii asıl sıkıntı Nook için Udisi'ni koridorda kullanamıyor. Evet. Hiçbir şekilde. Eski Tom Kench'te de benzer sıkıntı vardı. O biraz problem olacaktır ona. Şu anda yani menzilsiz bir şampiyon 3 milyon önde geri dönüyor. İlk geri dönüşü gerçekleşiyor. Aslında Tom Kench'in de orada ne kadar güzelmiş geri dönüş animasyonu. Tom Kench'in de gücünü biraz gösteriyor bence. Bu durum. Karşısında oynadığı oyuncu da çünkü Akademi Ligi'nde çok iyi performanslar gösteren Lenon. Ben Amunul ve Kunduz arasındaki koridorda gayet eşit ilerliyor aslında. İkisi de yani biraz minyonları vuruyorlar, biraz birbirlerini dürtüyorlar ama gayet yani çok nötr bir eşleşme gerçekten. Yani iki tarafında yapabilecekleri çok
kısıtlı çünkü bu dakikalarda. Phenomenal hata yapmadığı sürece Kunduz çok fazla skor alamaz o koridorda. Lenom da güzel dürttü Nuk'u. Bir dil yarısından kaçtığı sürece Fener işine yarayacaktır. Yalnız Kunduz bütün yeteneklerini kaçırdı. Evet. O yüzden hemen geri çekilme kararı aldı. Sürat coşkusu da aktifleşince. İlk ejder burada Supremacy tarafına gelecek gibi duruyor. Bunu çok tartışıyoruz. Analiz masasında da çok konuşuyoruz. Alameti alabiliyorsanız karşında ilk ejderi, hatta ikinci ejderi bırakmak hiç dert değil. Alamet çok daha değerli. Çok daha iyi bir yatırım erken safhalar için. Çünkü oyun sonunda o yatırımın karşılığını, o ejder yatırımının karşılığını alıyorsun ve erken safhada o alametten gelen altın farkını kullanabilirsen vermiyorsun 3. 4. ejder rakibine. Çoğu ejder ruhu da etkili olmuyor çoğu zaman. Yalnız burada savaş isteyecek gibi Supremacy tarafı. Nuk da oraya lezzet yolculuğuyla birlikte katılabilir. Ki güzel bir çekim alanı geldi. Ekiplerini içeriye sokmuyor. Başlayan Fenerbahçe, bitiren Supremacy oldu bu alameti. Alameti de Rileş'e bıraktılar. Alametin tabii ki nereye kullanılacağı bayağı önemli. Orta koridorun yani çok nötr olduğundan bahsetmiştik. Belki oraya kullanıp biraz daha oyunu hızlandırmayı düşünebilirler. Oo, geri dönüşünü engelleyemedi Kunduz. Yani burada karar biraz şey ya. İlk kuleyi kullanmak istiyorlarsa alt koridora bir baskı yapıp, baskı kurup oradan oynayabilirler. Yani öyle bir amaçları yoksa ortaya ya da üste kullanabilirler. O yüzden bir şey demek zor açıkçası. Lenom ve Nuk arasındaki takaslar devam ediyor. Lenom tabii bir yandan da arka taraftaki 361 Efe'yi yemlemeye çalışıyor Nuk'u. Nuk'un sıçrası yok. Buradan çıkışı pek mümkün olacakmış gibi durmuyor. 361 Efe de ultisi kullandı Nuk yalnız orada. Beklediğinden çok da hızlı bir şekilde çıktı. Yalnız kayış gibi de aktifleştirdi. Ham yap kullanılıyor. 361 Efe kule altına. Böyle de yemlenmezsin bu arada. Ya tam genç bu ya. Onu yapamazsın tam genç işte. Öyle bir sıkıntısı var. Yani Nuk hepimizi şaşırttı bu arada. Çıkabilecek mi dedik. Çıktı lezzet yolculuğuyla birlikte. Üzerine bir de skoru aldı. 360 RF biraz fazla inanınca oraya. Tertemiz oyun Nuk tarafından. Yalnız bayağı hasar verdi. Derisini E'siyle beraber Kalista. Rap'i bakalım alabilecek mi burada? Ciğerini söküp kullandı. Carry ile Parus şimdi birebir pozisyonda kalacaklar. Derisini yiyoruz. Sonra şey diyecektim, kayış gibi falan diyecektim dedim. Hayır o da değil yani, Kalista'dan bahsediyoruz. Ciğerini sök, onun derisini. Ciğerini sök işte, sonra çok geç aklıma geldi. Seksek bombayla hasar verdi Kalista. Patlayıcı lokumla. Evet. Ya alt koridorda birebir takas, tabii birebir takasın kazananı Supremacy olduğunu söyleyelim. Skor bir tarafta nişancıya giderken diğer tarafta desteğe gitti çünkü. Onlar avantajlı çıkmayı başardılar bu eşleşmede. Tamam Kunduz, evet. Bir an üzülecektim. O üzücü bir durum çünkü ya. Bunun öyle gitmesi. İçlerinin içinden kayması. Rileç burayı ittirip acaba alameti mi kullanmak isteyecek orta koridor? Hayır. Geçerken öyle bir tecrübe puanı çalmış oldu biraz. Çok da bir şey yapmadı. Çok da bir şey zorlamadı. Ve oyun yavaş ilerliyor. Yani evet. Çok fazla aksiyon görmüyoruz. Şu ana kadar 4 tane skor çıktı, o kadar. Şimdi çok büyük bir aksiyon gerçekleşmiyor şu an koridorlarda. İki tarafta yavaş yavaş güçleniyor. Tabii iki skoru olan bir Raid'e karşılık henüz skor bulamamış bir Jinx var. Raid birazcık erken güçlendi diyebiliriz. Evet. İstiyorsunuz zamanda... ama yani buna ihtiyacı da var takımın istemeden ziyade. Yani Viego iyi durumda, Tahm Kench iyi durumda.
İlk ejderi almışlardı. Alamet hala Viego'nun elinde. Ya ilk ejderi artı alameti aldılar. O yüzden ya işler Sup Akademi için gayet iyi gidiyor. O alameti ama artık kullanmak istiyor ve orta koridoru açacak Rilech. Ne mantıklı. Açacak bir yerde bulamadı aslında. Evet, ya koridorları ittirmiyor şu anda. Öyle kuleye vuran bir koridor yok. Burada en azından orta koridoru atmak her zaman daha mantıklı oluyor. Orta koridor kulesinin canını azaltmak diğer koridorlardansa. Lezzet yolculuğu kullanılıyor Lenham'ın üzerine. Lenham hop'u kullandı. Şuna bakar mısın? Çok fazla hasar evet. veriyor ya. Çok fazla hasar veriyor gerçekten. Bir de kendinde yenilediği için o yetenek tutunca iyice takası kazanmış oluyor. Şu ana kadar üst koridorda Lenham açıkçası sıkıntı yaşıyor. Ve buna karşı verebilecek bir cevap da yok. Yani şampiyonu evet. şu an yetersiz kalıyor. Dil yarası hakikaten 200-250 hasar vuruyor şu anda. Lenham'ın üzerine agresif bir sıçra da geldi. Hemen durumu fark edip Lenham sıçrasını defansif bir şekilde kullandı. Barikatlar düşmeden önce yukarıdan bir barikat da bulmuş oldu. Nook. Çok öne geçti ya Lenham. Özür diliyorum Nook. Özellikle alınan o kule altındaki skor Scarlet. Onu bayağı bir öne geçirdi. Evet. Zaten kötü durumda değildi. Şu anda da görüyoruz yani 10 milyon önünde rakibinin. Menzilsiz bir şampiyon oynamasına rağmen. Gayet iyi durumda. Her şey onun istediği gibi ilerliyor koridorda. Tabii diğer tarafta Rilech'in de ormanda iyi bir iş başardığını söyleyelim. Lenham'ın sıçrası olmadığını biliyorlar. Ölüm cezası tuttuğu anda Lenham'ın işi bitmiş. Anlamına gelecek diyebiliriz. Ölüm cezası tuttu ama o tutmadan bile zaten hasar yeterli gibi görünüyordu. Rilech'e kalıyor burada. Yok bir dakika kime kaldı skor? Kalista'ya kaldı. Raid'e kaldı skor. Raid skoru ulaştı. Yani Raid'i orta oyunda nasıl durdurabilecekler emin değilim. Çok öne geçti Raid rakibine göre. Ve zor olacak. Gerçekten zor olacak. Evet. Tabii üzerine oynayabilecek şampiyonlar var. Diana, Syndra. Fenomen'i yakalamayı başardılar. Sıçra da geliyor. Carry'den. Ama Fenomen defansif bir sıçrayla. Duvarın üzerinden geçip uzaklaşacak. Tabii sıçraların takaslanması her zaman bu tarz durumlarda desteğin işine yarar. Bir dahaki pozisyonda takım arkadaşları o taşıyıcıyı yakalayabilir duruma gelecek. Özellikle Diana tabii bunu yapabilecek evet. şampiyon. İkinci alamet de Rilech'e gidiyor. Nook'ta burada Yampiri yengeçle uğraşıyor ve onu aldı. İki eşyasını hemen bir kontrol edelim. Omurga kram mı? Anitema'nın zincirleri gelmiş iki eşya olarak. Tabii son dönemde iki tane eşya geldi. İkisinin de tercih edilmeye başlandığını görüyoruz. Bu güzel bir şey. Şey durumu da yok aslında düşününce. Yani bu iki eşya da işte aşırı kuvvetli, herkese karşı, her şampiyona tercih ediliyor gibi bir durum söz konusu değil. Gayet durumsal bir vaziyette. Anatema'nın zincirlerinin de, işte omurga kranında zaman zaman alındığını görüyoruz. Yani son zamanlarda yapılan böyle en dengeli değişiklikler ya da en dengeli yeni içerik desek pek yanlış olmaz. Sup oyuncuları gözlerini orta koridor kulesine dikti şimdi. Alameti kullanıp en azından ilk kuleyi almak istiyorlar. Kule altına Nook'un da girdiğini görüyoruz lezzet yolculuğuyla birlikte. Kule altında yerine sabitlendi ama sonuç olarak Tahm Kench oynuyor. Oldukça tank ve buradan uzaklaşacak. Yalnız işte o alamet ikinci kafayı atamayacak gibi görünüyor derken bakalım 800 canı var. Yürümeye devam edecek 361 Efe belki çarp kullanabilir. Alametin yaklaştığı sırada Phenomenal ve Kunduz arasında bu arada bir 1v1 oyun gerçekleşmiş. Raid yalnız geldi buraya bu 1v1'i bozdu. Kunduz bir de sıçra kullanıyor. Raid'in üzerine sıçrası da yoktu yani ultisi de yoktu hiçbir şey yoktu hasar yeterli olmayacaktı. Ve Kunduz tek başına kulenin altında katlediliyor. Subdur'un 5-1'e getirdi. Phenomenal da orta koridorda minyonları temizlemeye devam ediyor. Carry'nin pozisyonu yalnız birazcık ters. Sırat coşkusu Phenomenal'ın canını kurtarıyor. Yani Raid'in
4-1 olması, oyunun tamamının Supermassive'in kontrolünde olması büyük bir sıkıntı Fenerbahçe için. Raid'i şu ana kadar durdurabilecek bir hamle yapamıyorlar. Raid ikinci kuleyi de aldı buradan, üçüncü kuleyi daha doğrusu. Ve oyunu bir anda çok hızlandırdı Supermassive tarafı. Oyun ilerleyen aşamaları için Raid'i yakalayabilecek şampiyonlara sahipler ama işte orada biraz da Nuk'un ultisi devreye girecek evet. gibi duruyor. Sağladığı kalkan, o ham yapma etkisi Raid'i koruyabilirmiş gibi geliyor. Nuk daha hani ihtişamlısını tamamlamadı. Bakalım neye gidecek? Tüm şeyden bahsediyordum. Discord orada. Özellikle gelen o yeni iki eşyan da tercih edildi. Antrenmanın zincirleri evet, ve evet evet. Omurga kıran. Yani çok fazla aslında farklılık katan eşya ikisi de. Yeni mekanikler katan bir eşya. Omurga kıran yani normalde bir şey. Nuk rakibini yakaladı. Üzerinde de gidiyor. Skoru alabilir. Olabilir. Buradan yani sabah kadar kovalayabilir herhalde. Dil yarısı tuttuğu sürece evet. diyecektim. Yani Doktor Mundo misali. O satırlar tuttuğu sürece nasıl Mundo kovalayabiliyorsa dil yarısını tutturan bir Tahm Kench bırakmıyor rakibine. Evet. Yani şundan bahsediyorum. Omurga kıran özellikle bir aslında tank eşyası değil baktığında. Saldırı gücü veren bir eşya ama yan koridorda teke tek kalabilen tanklar için de çok iyi bir eşya. Evet. Hem saldırı gücü kazanıyorsunuz hem de o eksik tank statını teke tek kaldığınızda kazanabiliyorsunuz o eşyadan. O yüzden mesela Mundo'nun falan yaptığını görebiliyoruz yan koridorda oynayan Mundo'ların. Ki tahrip rünüyle birlikte bir ayrı gittirmeciyi de dönüşebiliyor evet. ister istemez tanklar. O yüzden o tarz bir eşya acaba görür müyüz diye düşünüyorum Nuk'ta. ...170 milyona ulaşmış 20. dakikada. Tabii milyon konusunda oyunun lideri şu anda orta koridordaki Phenomenal. Çok yalnız kaldılar tabii orta koridorda evet. onlar da. Farm yapıp durdular zaten. Tabii şeye merak ediyorum ben, kime bağladığını merak ediyorum anatemayı. Şöyle bir kontrol edeceğim, görünüyor mu bilmiyorum arayüzde. Evet, şeye bağlamış, Lenovo bağlamış. Yalnız Baron'a hızla başlıyor. Kalista. Sup oyuncuları, evet. Takımda Kalista var. Victor'un da hasarı hiç fena değil. Oo, yani bitirmeyi düşünmeyecekler. 361 Efe'nin üzerine odaklanıyorlar. Anında düşürdüler onu. Şimdi Parus Raid'in hamlesiyle beraber rakibin üzerine gidiyor. Güzel bir sıçrayla Kunduz'u da takip edecekler. Diğer tarafta Rilech Ruep'i düşürüyor. Rakibin üzerinden geçti burada Sup Akademi oyuncuları. Arka arkaya skorlar gelmeye devam ediyor. İki kişi sadece yaşayabilecek. Lennon ve Kerry. Ve Baron gelecek. Kalanlar yani, evet Baron'u hızlı bir şekilde alacak. Güzel bir Baron yemlemesi oldu onlar için açıkçası. Rakiplerini oraya çektiler. Parus güzel bir ölüm cezası tutturdu. Savaşı başlattı ve bu Baron'u kazandıran hamleyi yapmış oldu rakip ormancıyı düşürünce. Rahat rahat alacaklar bu Baron'u. Oyunun bütün kontrolü süpürmesi tarafında. Yani dakika birden itibaren onu hissettirebilirler hakikaten. Her koridorda baskı var. Her koridorda bir şekilde kazanıyorlar. Ve bunu da oyunun genelini şu ana kadar yansıtmayı başardılar. İki evet. eşya bitti belki Rüb tarafında ama üçüncü eşyaya da ihtiyacı var. Üçüncü eşyayı alsa da o Tamkenç'i geçmek büyük dert. Yani bir nişancı için Tamkenç gibi bir şampiyonu bir de üst koridor Tamkenç'ini düşürmek çok büyük dert. Diğer taraftan Ginsoy'u bitirmeye çalışıyor Raid. O da Ginsoy'u bitirince çok güçlü olacak. İşin grip tarafı, Fenerbahçe tarafında tek bir skor var, onda Brown'da Scarlett. Böyle skor dağılımına bir bakayım dedim takımların.
tek skorun Braum'da olması... Nickname farkından ya büyük ihtimal. Olabilir, olabilir. Rilech ikinci eşyasını bitiremedi. O da ikinci eşyasını bitirince çok fazla tanklayabiliyor. Biraz aslında Viego'nun tercih edilmesindeki sebeplerden bir tanesi de bu eşya düzeni. Takımı ona skor hazırladığı sürece hem tanklaşıp hem hasar verebilir duruma geliyor Viego. Yalnız Baron güçlendirmesini çok iyi kullandığını söylemek yanlış olur ya. Supermassive tarafını daha bir tane kule alabildiler. Ve yan koridorları hiç ayarlayamadılar. Mesela üst koridoru hiç ayarlayamadılar. Orayı evet. Bir ittirmeye ilerliyordu Kunduz, vazgeçti. Bu kuleyi alabilecekler mi emin değilim. Çok agresif bir lezzet yolculuğu bu arada. Kulenin altına giriyor. Nuk. Çok tanka başına bak. Yine sersemledi. Kayış gibi kullandı. Şimdi kullanacak. Yani Fener'le birlikte oradan uzaklaşmayı başardı. Dediğin gibi aşırı tank vaziyette. Ya kayış gibi kullansa savaşın içinde daha da tanklardı. Fener'le oradan çıkmayı tercih etti. Yani bunun... Ne yapacaklar bu tanken hiç emin değilim ya. Nasıl durduracaklar? Bir roket geldi orada. Nuk body block yapıyor ama zaten ejderi başlamamışlardı. Ejderi şimdi başlıyor Nuk. Çok rahat alacaklar zaten ejderi. Yani FB'nin verebileceği herhangi bir cevap yok burada. Ve ejder ruhu da geldi böylelikle. Tabii çok istediğiniz bir ejder ruhu değil bu ejder ruhu. Söylemek lazım. Ama elde olan bu. Yapacak bir şey yok Scarlet. 5 dakika sonra, 5.5 dakika sonra tabii kademe ejderha çıkacak. Onu hızlandırmak için önemli bir dakika. Yani dakika 30-31 civarında çıkacak. Tam bu kompozisyonun isteyeceği dakikalar. Kalista'nın böyle tam düşmediği dakikalar. Tabii rakip nişancı 3 eşya olursa ufak tefek problemler yaşanabilir. Ama az önce de söylediğimiz gibi bu tam Kench'i geçmek çok zor. Şu an ellerindeki kompozisyonla birlikte. Çok anlık hasar odaklılar. Jinx dışında. Yani Diana'nın anlık hasarı, Syndra'nın anlık hasarı. Tam Kench'e işlemiyor bunlar. Gidip arka tarafı da düşürmek çok kolay değil böyle bir kompozisyonda. Hem Thresh hem Tahm Kench var. İki tane koruma yetisi olan şampiyon var. Yani Nuk'u yavaş yavaş dürtüyorlar şu an. O dürtmelerden sonra canı yine biraz da olsa inlendi. Yani FB kompozisyonu evet oyun sonunda güçlü. Kuvvetli özellikleri var, Jinx'leri var en basitinden. Ama işte o noktaya gelebileceklermiş gibi durmuyor hakikaten. Fazla geri düştüler çünkü. Şu anda yani Sup'un onlara attıkları yetenekleri, yaptıkları saldırıyı karşılayabilecek vaziyette değiller. Ve kule altına giriyorlar. Rap'in üzerine oynayacaklar burada. Nuk ham yapını da kullandı, ultisini kullandı. Ve takım arkadaşlarının arasına attı rakibini. Kayış gibi kullansa belki oradan çıkabilecekti ama kayış gibi aktifleştiremeden düşüyor Nuk. Birebir bir takas. Yani normalde isteyeceğiniz bir takas ama bu skoru bir şeye döndüremeyecekler. Asıl sıkıntı evet. O. Bir tane kule alacaklar en fazla. Onu da alacakları meşhur ama alacaklar gibi duruyor. Bir şeye dönmeyecek bu skor. O yüzden bir kayıp yok açıkçası Fenerbahçe için. Parus'tan güzel bir deneme ama istediği gibi sonuçlanmadı. Yani birebir takas. Bir tane skor. Takaslanmış oldu. Demiyo bu takas... Çok bir şey kazandırmadı iki tarafa. Evet. Lennon bulduğu boşlukta Nuk'un önüne geçmiş minyon sayısında. Nuk bayağıdır minyonlara bulaşmıyor, elini sürmüyor. O da yavaş yavaş güçlenmeye devam ediyor. Bir skor da burada az önce Kunduz'a gitti. O da takımının ikinci skoru olmasına rağmen önemli ilk skorları oldu açıkçası. Önemli bir şampiyonda olan ilk skorları oldu. Raid 3. eşyasını bitirmiş. 4. eşyaya başlıyor. Kronometreye birlikte bir koruyucu melek gelecek muhtemelen. Sıfırdan bitirdi bu arada. Sadece kronometreden koruyucu meleğini bitirdi o da.
Rabadon'a ilerleyen bir Phenomenal var. Phenomenal'ın Rabadon'u muhtemelen Kadim Ejderha'da olacak. Çok kuvvetli girecekler Kadim Ejderha savaşına. Yani bir tane ölüm ışını hakikaten yok edecek rakiplerine. Ya önemli eşiklerin hepsi atlanmış olacak onlar için Kadim Ejderha'da. Fenerbahçe için öyle olacak mı emin değilim. Onların bir şekilde Rüyüp'e 3. eşyayı bulmaları lazım. O Ebedi evet. Kılıç'ın gelmesi lazım ama Ebedi Kılıç'tan bayağı uzak gözüküyor şu an eşyalara baktığımızda. Tabii üzerindeki altını falan bilmiyoruz ama. 361 Efe yine yakalandı. İçeri girmeyecekler. Şimdilik biraz daha güvenli oynamayı tercih ediyorsun. Şimdi takip edebilirler mi? Yok, kapı gibi geldi ve Kere oradan da uzaklaşacak. Yalnız ölüm cezaları hakikaten can yakıyor. Parus acayip iyi bir oyun geçiriyor. Yani bu arada burası alınacak gibi duruyor. Raid agresif bir şekilde içeri girdi. Parus'u yakalamayı başardılar. Yalnız ultisini kullanabilecek Meganar orada. Meganar'ı dönüşüp ultisini kullanamadı Lenom. İçeri giriyorlar. 2'de 2 yapan bir Kalista var. 3'de 3 yapıyor Kalista. Kovalamaya devam edecek. Bakalım Penta görecek miyiz? Viego alıyor burada skoru. Maçı bitirebilirler. Maçı bitirebilirler. Burada yine Parus. Ölüm cezasını tutturdu Parus. Ve Parus. Katliam geliyor. İnanılmaz oynadı bu karşılaşmada. Çok güzel ya. Bir trash oynadı. 11 birlik bir Kalistaları da var. Ve alt koridordan resmen taşıyorlar maçı. Evet. Bu arada bu baronu durdurmaya ihtiyacı yoktu. Bu baronda evet. Savaşmaya ihtiyacı yoktu. 3 eşya Jinx için kritik demiştik. 3 eşyayı bekleyip Kadim Ejderha'da savaşabilirler. Nuk hala tanklıyor kuleyi. Hala tanklıyor. Kalkanı ile birlikte ve karşılaşmayı bitirmeye gidiyor Supermassive tarafı. 29. dakikada günün ikinci karşılaşmasından Sup Akademi galip ayrılıyor.